Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir şal örneği göstermek istiyorum. İpimiz bu şekilde. Hadi zangora gold simli. Hemen numarasını göstereyim sizlere. Merak eden arkadaşlar oluyor. Şöyle numaraya şurada. Şöyle bir renk numarasına sahip. Kullanmış olduğum tığımda 2.20 milim kalınlığında tığ kullanacağım. Güzel bir örnek olacak. İster yelek yapımında, isterseniz şal yapımında kullanabilirsiniz bu örneği. Bebek ünleriyle yaparak bebek battaniyesi de yapabilirsiniz yine. Bu şekilde bilgilerimizi verdikten sonra hemen zincir çekerek başlayacağız. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi şöyle bir tane sıkı bir zincir çektikten sonra üstüne sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 tane zincirimi çektikten sonra geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya şöyle battım. İlmeğimi çıkardım. Burayı kapatıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. En sondaki zincire şöyle battım ve buradan da bir ilmek çıkararak sık iğne ile kapattım. Bakın böyle. Şimdi şu alt taraftakini yuva olarak kullanacağız. Bu üst taraftakileri de bizim yaprağımızın ilk iki trabzanı olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle yuvamı tuttum. Bakın bu ikisini de trabzan olarak kabul ediyorum. Şöyle iki kez sardım. Yuvanın içerisine şöyle 1 2 3 defa da çıktım, bir trabzan daha yaptım. Bakın bu yapmış olduğumla birlikte 3 tane trabzanım oldu. 2 tane daha yapacağız. Pardon, 2 tane diyorum. 1 tane daha yapacağız. Şöyle yapmış olduğumla birlikte bakın 1 2 3 4 tane trabzanım oldu burada. Şimdi ilk yaprağımı kapatmak için 1 2 3 4 tane zincir çektim. Geldim yuvanın içerisine, yine bir tane sık iğne ile bu şekilde birinci yaprağımı bakın oluşturdum. Daha sonra yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. İkinci yaprağım için trabzan yapımına başlıyorum. Bakın zinciri de sayıyorum. 2 3 4 4 tane şöyle zincirle birlikte 4 tane trabzanım oldu. Şimdi burada 5.'yi tamamlayacağım ki yine trabzan yapacağım burada bir tane. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 tane trabzanımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi burada ikinci çiçek için yuva oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Yine geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya şöyle battım. İlmeğimi alıyorum. Bakın yuvayı oluşturdum. Şimdi yine 4 tane zincirimi çektim. Geldim buradaki son trabzanın tepesindeki şu 2 ilmeğin içerisinden geçiyorum. Şöyle geçtim, ilmeğimi aldım ve sık iğne ile kapattım. Bakın burada ikinci çiçeğimizin burası yuvası, bu ikisi de yapraklarının ilk iki trabzanı arkadaşlar. Şöyle dönderdim. Bakın şöyle tutacağız. Bu şekilde tuttum yuvayı ve yine iki kez sararak yuvanın içerisine yaprak yapmaya başlıyorum. Yaprağın trabzanlarını. Şöyle birinci. Bakın böyle. Şu zincir zaten ortadaki de diğer zincirimizde 1 2 3 oldu. Bakın bununla birlikte 4 oldu. Şöyle. 1 2 3 4. 5.'yi 5. trabzanı zincir olarak kabul edeceğiz. 4 tane zincir çektim. Yuvanın içerisine girdim. Bu şekilde bakın yaprağımı tamamladım.
Tekrar ikinci yaprak için 4 tane zincir çekiyorum. Yine ikili trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4. Bakın zincirle birlikte 5 tane trabzanımı oluşturmuş oldum ve ikinci çiçeğimizin de böylece tabanını oluşturmuş olduk. Bakın böyle. Bu şekilde. Hemen üçüncü çiçek için de göstereyim yine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane zincir çekiyoruz. Bakın böyle. İki yaprak yaptıktan sonra on tane zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altıncı zincire batıp yuvayı oluşturuyorum. Bu şekilde. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geldim en baştaki trabzanın şu 2 ilmeğin içerisinden geçeceğiz. Bakın şöyle. Bu şekilde. Şimdi şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu 2 tane ilmeğin içerisinden geçip zincirimi alıyorum ve burayı böyle sabitliyorum. Daha sonra bu şekilde yuvayı tutuyorum ve yine iki kez sarıp yuvanın içerisine yaprak yapmaya devam ediyorum. Bakın şuradaki zincirle birlikte 1 2 3 oldu. 4 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ve yaprağımı bu şekilde tamamladım. Bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımızı bu şekilde oluşturduk. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve yine ikinci yaprağı yapıyorum. Zincirle birlikte 2, 3, 4. Şimdi burayı 5.'yi yapmayacağım çünkü ben burada üste geçeceğim. Siz devam edeceksiniz. İstediğiniz santim uzunluğa gelene kadar bu şekilde çiçekleri birleştire birleştire gideceksiniz. Şimdi ben burada bir üst sıraya çıkacağım. O yüzden bakın 4 tane zincirle birlikte 4 tane trabzanımı tamamladım. Bu şekilde altına tamamlayacaksınız arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geldim yuvanın içerisine kapatarak bakın buradaki yaprağı tamamladım. Şöyle. Şimdi üste geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Burada hemen bir yaprak daha yapıyoruz. Zincirle birlikte sayıyorum. 2, 3, 4, 4 tane oldu. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 tane zinciri ve trabzanları tamamladıktan sonra şöyle yan yana. Şimdi burada yaprağımı tamamlamak için 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yuvanın içerisine sık iğne ile bunu kapattım. Bakın yaprağımı bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve son yaprağı yapacağız şimdi. Bakın şöyle çiçeği tamamlıyoruz. Yine yanına şöyle 1, 2, zincirle birlikte 2, 3, 4. Bakın burada 4 tane oldu. Burada zincirle tamamlamayacağım. 5.'yi de yine trabzan olarak yapacağım. Şöyle 5.'yi de yine trabzan olarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ve böylece bakın 1. çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şöyle. Geldik şimdi 2.'nin üzerindeki 2 yaprağını yapmaya. Bakın burada 5 tane trabzanımı yapmamın sebebi şöyle şuradan başlayıp buradaki yaprağı
başlarken birbirine hani böyle birleşik çiçek olsun diye arkadaşlar, hemen şuradan iki kez sarıyorum. Bir sonraki çiçeğin yuvasına şöyle geçiş yaptım, bakın. Şimdi burada bir tane trabzanla bakın böyle ikinci çiçeğe geçiş yaptık. Bunu 5'e tamamlayacağız. 2 3 4 tane şöyle trabzan yaptım. 5.'yi 1 2 3 4 tane zincir çekerek aşağıda şunu sabitleyerek bakın yaprağı tamamladım. Bakın anlatmak istediğim şuydu. Çiçeklerin ikisi birbirine şöyle birleşik olması için buradaki zincirle değil de trabzanla bitirip bu şekilde trabzanla ikinci çiçeğe başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar burada yaprağım yapmak için 4 tane zincirimi çektim. Ve buraya yine 5 tane zincirle birlikte 5 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 ve son bir tane daha yapıyorum. 5 tane, bakın böyle. Şöyle birleştirebilmek için burada da yine 5 tane zincirle birlikte trabzanımızı tamamladık. Tekrar üzerine aldım ve karşı yaprağın yuvasına geçtim arkadaşlar. Çiçeğin yuvasına. Şöyle trabzanla. Bu şekilde. Buraya da yine 2 kez sardım. Şöyle 2 3 şöyle 4 tane trabzanımı tamamladım. Yine burada 5.'yi de yapıyorum. Şöyle 5.'yi de tamamladık. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bir üst sıramızı böyle yapacağız. Sıranın başına kadar bakın böyle geldim. Şimdi burada buradaki yaprağı tamamlamayacağım. Hemen buradan yine çiçek yuvası oluşturacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip gelip buradaki en baştaki trabzanın şu ilk 2 ilmeğinden geçip buraya bunu tutturdum. Bakın şöyle. Buraya bir tane daha yuva oluşturduk. Yine bakın yuvamı tuttum. Şöyle. Ve yaprak yapmaya devam ediyorum. 2 kez sarıyorum yuvanın içerisine. Şöyle bir. Bakın 3 tane oldu. Bakın 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi şöyle baktığımız zaman buraya 4 tane yaptıktan sonra şöyle bir tane. Evet arkadaşlar, burada 4 tane yaptık ve buraya yine 5.'yi de ekliyoruz. Şöyle 5 tane trabzanımızı oluşturduk. Şimdi burada bir tane daha çiçek yuvası oluşturacağız arkadaşlar. Bakın bir üst sıraya geldik, yaptık. En son yapraktan sonra bir çiçek yuvası oluşturup bir yaprağı tamamını yaptık. Şimdi bir çiçek yuvası daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektim yine. Hemen şuradan sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 saydım, yuvayı oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane çekip yine en baştaki, bakın şurada bir yaprak, yaprağın başındaki trabzana şöyle tutturdum. Bu şekilde. Bunun ucuna bir tane daha yuva oluşturduk.
Yine yuvayı tuttum ve yaprakları yapmaya devam ediyorum. Şöyle 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar bu kısımda şöyle düzeltiyoruz. Şunu bir bırakalım. Elimizle düzelteceğiz bunları. Bakın. Bu yapmış olduğum 2 tane yaprak şöyle yan yana durması gerekiyor. Bakın böyle duracak. Bu şekilde duracak. Şurası birleşim yeri zaten. Burası da zaten trabzanımızın olduğu yer. Şimdi burada alttaki yapraklarla birleştirme yeri geldi. Hemen bakın şu yaprağın trabzanın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım ve ilmeğimi buradan geçirdim. Yani bu yaprağın ucuyla bu yaprağın ucunu birleştirmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim ve bu üstteki yaprağı kapatıyorum. Şöyle yuvanın içerisine geçip bir tane sık iğne ile bakın bu yaprağı kapattım. Bakın şöylece birleştirmiş olduk. Bu şekilde. Buradan geldik. Bir tane yuva oluşturup bir yaprak tamamladık. Tekrar bir yuva oluşturup bir yaprağın dört trabzanını tamamlayıp şuradan bakın buradaki yaprağın tepesinden ilmeğimizi aldık ve dört zincir çekip buraya sabitledik. Dönüşümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar yine yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve bu çekmiş olduğum zinciri bu kez buradaki yaprağın tepesine bağlayacağız. Hemen şöyle trabzanın içerisinden geçtim. İlmeğimi aldım. Şöyle birleştirdim burada. Şimdi tekrar iki kez sarıyorum ve buraya zaten bir tanesi buradaki zincirimizdi. 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimizi, trabzanımızı da böylece yapmış olduk. Bakın şöyle. Şimdi burada yine çiçek yuvası oluşturup buradaki yapraklarımıza bağlayacağız. Hemen onu da yapalım. Yine 10 tane çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektim. Şuradan sayıyorum. 5, 6.ya batıyorum. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektikten sonra trabzanın başındaki şu 2 tane ilmeğin içerisinden geçip bu şekilde sabitliyoruz. Bakın böyle. Bakın çiçek yuvamızı da bu şekilde oluşturduk. Tekrar yuvadan tuttum ve 2 tane trabzanım hazır zaten. Şu 3 şu da 4. Bakın böyle. 1 2 3 4. Tekrar bunu bırakıyorum ve alttaki yaprağın tepesinden şöyle trabzandan battım. Geldim buradan da ilmeğimi aldım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle geçirdim içinden. Ve buradaki 4 tane trabzanın yanına hemen zincirle 5.'yi yapıyoruz. 3, 4. Şuraya yuvaya sabitledim. Bakın. Böylece yanımızdaki çiçeğe de başlamış olduk. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve zincirimizi bu kez buradaki yaprağın tepesine sabitleyeceğiz. Geçtim. Bakın bu birinci trabzanım. Şöyle 2. Şöyle 3. Dört.
4 tane. Biz burada şimdi sıramızı bitirdik. Bu böyle devam edecek olanlar 5.'yi yapacak. Tekrardan yuva oluşturacak. Şimdi sıranın sonuna geldik. Burada 4 tane trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip yine yuvanın içerisine sabitliyorum. Bakın yaprağımı oluşturdum ve yine üstteki yaprakları yapmaya başlıyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Şöyle 2, 3, 4 tane trabzan oluşturdum zincirle birlikte. 4 tane oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir ve şöyle dibine tutturup bakın yaprağımı oluşturdum. Yine 4 zincir, bu kez buraya 1 zincirle birlikte 2, 3, 4 ve burada 5.'yi de yapıyordum ki diğer çiçeğimize trabzanla geçelim diye. Buradan yaprağımızı tamamlıyorduk. Bakın böyle. Hemen geçelim arkadaşlar. Trabzanla 2 kez doluyordum. Diğer çiçeğin yuvasına bu şekilde geçiş yapıyorduk. Bakın böyle. Şimdi biz buradaki 2 yaprakla şuradaki tek yaprağa gelelim. Burayı tamamlayalım. Göstereceğim gerisini. Sıranın sonuna geldik. Bakın böyle. Yaprağı 4 tane trabzanını yaptım. Şimdi 1, 3, 4 tane zincir çekip bu yaprağı tamamlıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi şu kısmı tamamlayacağız. Bakın burada eksik bir yaprağımız var. Burada da 2 tane yaprağımız var. Hemen onları tamamlıyoruz. 4 tane çektim. Şöyle 2 zincirle beraber 3 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekip şuradaki yaprağı da tamamlıyorum. Şimdi buradaki yaprağa geldik. Yine 4 tane zincir çektim. Buraya trabzanlarını yapalım. Bir, iki, üç ve dört. Bakın sonda şöyle 5 taneyi tamamlayıp yaprağı tamamlıyoruz burada. Yani zincirle aşağıya inmiyoruz. Buradaki kısımda da şuradaki son yaprağımızı yapacağız. O yüzden şu 5'ini tamamlayıp hemen 2 kez sarıyorum. Gelip buradaki yaprağı yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 tane trabzanı yaptım. Son zincirle yaprağı kapatıp sıramı burada tamamlıyorum. Şöyle. Yaprağı tamamladık. Burada yine 1 2 tane zincirimi çektim. Hemen makasımı aldım. Buradan keseceğim arkadaşlar. Bunları da arkada saklayacaksınız. Şimdi bakın. Bu şekilde ikili sıralardan oluşacak. Şöyle. Şimdi hemen diğer üstteki sıramıza başlamayı da göstereyim. En başta arkadaşlar kutucuk yuvayı yaptığımız gibi yine 1 tane yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Yine arkadan sayıyorum. 6, 6.'ya battım. Şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4 tane çekip sıranın sonundaki zincire şöyle sabitledim.
Daha sonra yuvadan tutuyorum böyle. Bunlar iki, ilk iki trabzanlarımız. Daha sonra buraya yine trabzan yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz. Bunu dörde tamamlayacağız. Şöyle. Bakın 1, 2, 3, 4'e tamamladım. Şimdi modelimi alıyorum. Burada şu köşeye değil de şuradaki üst köşeden başlayacağız. Bakın ipimi kopardığım yerdeyim. Buradaki köşe değil, şuradaki köşeden başlıyorum. Şöyle şunu bıraktım. Buradaki ilmekten ilk üstteki trabzandan geçtim. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yuvaya sabitliyorum ve yaprağımı tamamlamış oluyorum burada. Bakın böyle. Bakın şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu kez buradaki yaprağın tepesinden devam ediyorum. İlmeğimi bırakıyorum. Şuradaki kısımdan geçtim. İlmeğimin içerisinden şöyle geçirdim ve buradaki yaprağı da tamamlamaya devam edelim. Zincirle birlikte 2, 3, 4 ve burada 5'i tamamlıyorum ki bir sonraki çiçeğin yuvasını oluşturabilelim diye. Bakın şöyle şurada. Bu şekilde başlamış olduk. Yuvayı oluşturduk. Yaprağın 4 tane trabzanını yaptıktan sonra buradaki yaprağın tepesine birleştirdik ve zincirle aşağıya inip birinci yaprağı tamamladık. Yine zincirle aşağı inip bu kez buradaki yaprağın tepesinden batıp buradaki yaprağımızı tamamladık. Şimdi buradan da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çekiyorum. Yuvayı oluşturup aynı aşağıda yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın böyle. Şimdi biz bu bizim bu sıramız arkadaşlar. Burayı tamamladıktan sonra şu 3 sıra aynı burada anlattığım gibi devam edecek ve yine aynı şekilde ipinizi gelip buradaki bitmiş olan burada iki çiçeğimiz bitti. Burada da iki çiçeğimiz bitecek. 4 çiçek bittikten sonra hemen şu arada koparacaksınız. Bir sonraki iki çiçek sırasına geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Modelimizin anlatımı bu kadar. Şimdi hemen şöyle büyük bir parçada ördüm. Onu da göstereyim. Bakın bu şekilde. Güzel bir örnek arkadaşlar. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın hatta ben kopardığım yerlerde şöyle gizlemedim ki göresiniz. Şöyle bakın bu ilk ikisininkini burada kopardık. Sonraki ikisininkini de burada kopararak bir sonraki sıraya da buradan başlayarak devam edeceksiniz arkadaşlar. Ve böyle güzel bir örneğiniz olacak. Evet. Arkasını da göstereyim şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Ve yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.